13. sorumuz ee, yine pratik yoldan yapacağım. a küp artı 2 a eksi 2 a kare eksi 15 a eksi 36 eşittir sıfırın köklerini bulacağız. Artı 2 ve eksi 36'ya odaklanıyoruz. 36'nın pozitif bölenlerini yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 ve 36'dır. 3 tane sayı bulacağız. Çarpınca eksi 36 çıkacak. Toplayınca artı 2 çıkacak. O zaman ikisi negatif, birisi pozitif olmak zorunda. Hayır pardon. Biri bir negatif, ikisi pozitif olmak zorunda. Pekala. 36, 1, 1 olmaz. Eksi 1 alsam, eksi 1, eksi 1. Artı 2'ye ulaşamazız. 12, 12 nedir? 3, 3, 1, 3, 12 alsam o da olmaz. Topladığım zaman negatif bile alsam küçükleri toplayınca artı iyi vermez. 9, 1, 4 alsam 1, 4, 9. 1, 4, 9 alsam bir tanesi negatif alsam toplasam o da artı 2 vermiyor. O zaman 9 da olamaz. Geldik 6'ya. 6 Alt kere 6 36. Çift kök olabilir. 6, 3, 3. Bir negatif alsam toplasam yine artı 2'ye ulaşamıyoruz. E, ee, 6 da olmuyor arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Bunların çarpımından bir şey gelmez. Yani o zaman şöyle bir olasılık var. 4, 9, 36, 4, 3, 3 alsam 3 çift köktür diye düşünsem. Bunlardan birini negatif yaptığım zaman. Mesela bunu negatif yaparsam 6 4'ten topladığımız zaman artı 2 veriyor arkadaşlar. O zaman topladığım zaman e, 2'yi verdi. Çarptığım zaman da eksi 36'yı verdi. Burada bulduklarımızın ters şartlısı köklerdir. Yani A1'imiz küçükten başlayayım 3'tür. O da A2 eşit. Birbirine eşit 2 kök var. A3'ümüz de e, ters şartlısı demiştim. Bu eksi 3 olacak o zaman. Ters şartlısı bu da 4 olacak bulduklarımızın ters yatı çıkıyor. O zaman homojen çözümü yazabiliriz buradan kolaylıkla. Y homojen eşittir. Nedir? E, ee, C1 çarpı E üssü eksi 3x. İkincisi C2x çarpı E üssü eksi 3x. Sonuncusu ise C3 çarpı E üssü 4x şeklinde olacaktır. Arkadaşlar normalde e, bu sayı küçük olursa son sayı e, bu işlem mükemmel işler. Çok kolay bulabilirsiniz. Ben biraz büyük verdim ki biraz araştırma yapmayı öğrenin diye. E, tabii ki klasik öğrencinin bildiği nedir? Bir bir yazar, bir eksi 1 yazar, bir 2 yazar, eksi 2 yazar, sıfır yapıyorum diye bakar. Diyelim ki eksi 2 sıfır yaptı. O zaman artı 2 çarpanı vardır. Artı 2'ye böler. Bölme işlemi de hata yapar genelde de. E, sonra sonucu yanlış bulur. Bu metot her zaman en kısa çözümü verir diyorum. Beni izlemeye devam edin başka bir soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.